asla olmayacak olan bir hayat. Çok meşhur bir Hollywood film yönetmenini izliyorum. Adam hayatla ilgili konuşuyor. Çok zengin yani yönetmen, film yapıyor. Kendinizi diyor oyalamak durumundasınız. You have to distract yourself. Bir şeylerle oyalayın diyor. Hayat ancak oyalayınca kendini biraz yani bir şeylere yoğunlaşıyorsun. Sana haz veren, zevk veren, ilgini dağıtan. Yoksa hayatla yüzleşirsen büyük bir acı ve kasvet diyor. Yaşıyorsun, annenden, babandan ayrılıyorsun. Yani bir tükeniş hali. Hayat hep yaprak döküyor. Daha çocukken bile dedeyi neneyi kaybediyorsun. Her aşamasında üstten döküm, alttan gelim yaşanıyor. Ve bir anlamı yok. Kayboluyorlar. Yokluk. Büyük bir acı. O yüzden kendinle yüzleşmemen, gerçekle karşılaşmaman için bir şeylerle oyalanman gerek diyor. Ne buluyorsan, seni ne oyalıyorsa onunla oyalan. Sonra da alttan alta artık oyalamıyorsa, oyalanamıyorsan kendi fişini kendin çek demeye getiriyor. Bu en akıllısı. Bu çağın en akıllısı, en çok para kazanan, en iyi iş yapanı. Ama akletmediği takdirde, Yaradan'a sırtını döndüğü takdirde bu muazzam varlığı, onun yaptığı filmler bir hücredeki sistematiğin trilyonda biri kadar bile değil. Bu sistemi var eden kudreti akletmeye ve tanımaya yanaşmadığında bir insan bu kadar kötüleşiyor. Ve bu kötülüğü artık kendisi de taşıyamadığı için oyalanarak bilinçsiz, ruhsuz ve hissiz kalarak ancak zaman geçiriyor. Hadi biraz vakit geçirelim. Bu onların deyimi. Vakit öldürelim diyor. Biz ise vakti hayata dönüştürmeye İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'âkum limâ yuhyîkum. Allah'a ve Resulüne icabet edin. Sizi size hayat verecek şeye çağırdığında. Anlıyoruz ki aslında hayata tutunmak, Yaradan'ın çağrısına tutunmak daha şimdiden damla damla gerçek hayattan solumak gibi bir şey. Öteye kapanmak bu hayatın içerisinde biyolojik olarak yaşarken ölmek demek. Cenab-ı Hak dedi ki sen onları yaşıyor, duyuyor, işitiyor mu zannediyorsun? Kabirlerdeki gibiler kapatmışlar kendilerini. O yüzden hitabında Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeye çağırdığında acele edin. İstecibu lillahi ve lirrasul. Şu namaza duruyorsun ya, hayat ile bağlantı sağlıyorsun, sana hayat pompalanıyor. Şu Rabbini hatırlıyorsun ya, şu öteye dair bilincini yineliyorsun. Gelecek, sonsuz gelecek hayatını düşünmeye ve onun özlemiyle yaşamaya başlıyorsun ya, sen hayata tutunuyorsun. Diğer türlü hayattan kopuyorsun. Suratlar asılıyor, eldeki imkanlar anlamsız kalıyor. Daha önce konuştuk, tükenmişlik imkanların içerisinde daha bir zorluk yaratıyor. İnsanı varlık içerisinde yokluğa mahkum ediyor. Tatsız, tuzsuz ve zevksiz olarak yeryüzünün en gelişmiş, en çok en müreffeh ülkesinin intihardaki ortalaması da en yüksek oluveriyor. Neden? Çünkü hayatı bundan ibaretse eğer çocuk için kötü haber. Yani ilk defa çocuğa ölümü söylemekle bitimi söylemek eğer iman yok ise kötü bir haber. O zaman niçin yaşıyorum diyecek. En basit soruyu soracak. Bir de beni bir dünya okutacaksınız. Bu kadar emek edip hazırlık yapacağım. Hangi hayatta? Hangi hayatta? Yani 20-25'lere kadar yaşadığım hayatın önünde bir 20-25 olacağını bile garanti edecek aranızda tek bir kimse yok. Çünkü 30'unda 40'ında ölenler var. Okurken ölenler var. Bu aralıklardaki ölüm oranlarınıza baktığınızda çok ciddi rakamlar.
30 ile 40 arası ölüm oranlarına bakın. 40 ile 50 arası ölüm oranlarına bakın. Bunlardan biri olmayacağıma ya 60-70 olsa ne değişiyor? Daha şimdiden bana yok olacağımı söylüyorsunuz. Yani hakimin idam kararı verdiği kimseye merak etme 10 yıl sonra infaz edeceğiz demesi kadar kötü bir şey. Ya madem hükmü verdiniz kesinse yarın infaz edin. Bu 10 yıllık benim canımı mı okursunuz? 10 yıl idamı beklemek ne demek der adam yani. Kesinse eğer acele edin bir an önce neyse olsun bitsin. Onun psikolojisi ağırdır. Tam da bunu konuşuyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki اَفَرَاَيْتَ اِمَّتَّعْنَا هُمْ سَن۪ينَ Biz bu hayatta onlara tut ki yıllar yılı uzatsak, tehir, rotar yaptırsak. ثُمَّ جَاءَهُمْ Sonra gelse onlara ölüm. مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ Vaat edilen ölüm sonra gelse onlara. Tamam, varsayıyoruz, düşünüyoruz. Peki, şimdi sordu Cenab-ı Hak. مَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا Bu verdiğimiz meta emtialar ne işe yarar? Bu arada bu kadar yaşattıklarımız. Bitiriyorsak eğer sonra yine bitecekse aradakilerin ne anlamı kaldı? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın matematiğinde bir şey sana kalıyorsa, artık senin oluyorsa o kazanılmış demektir. Geri alınıyorsa bir anlamı yok. Bunun bizim hukuk tabirinde bir karşılığı var. Ne diyor? Müktesep hak. Hocam o geri alınamıyor. O müktesep hak. O kadro benim üzerimde. Geri alınamaz. Ya kadro üzerinde olsa ne olacak? Gömüyorlar adamı. Kadro üzerinde. Adıyla sanıyla gömüyorlar. Hiçbir şey üzerinde kalmıyor. Ya o anlamda demedim yani. Hayatta olduğunuz sürece. Demek ki hep parantez arası düşünelim. Odaklandığımızda parantez dışı gerçeği yok sayarak kendimize yalan bir dünya kuruyoruz. Ve buna kafirlerin Cenab-ı Hak dedi ki onlar bununla razı olabiliyorlar. Radu bil hayati dünya. Dünya ile razı olmak demek parantezin dışını bir daha düşünmeyeceğim demek. Parantezin işi hep böyle kalacakmış gibi. Bir gün parantezin kenarına tosladığımda ne olacaksa olsun artık. Ama şimdi onu gündem etmeyeceğim. Bu küfrün yaklaşımı. Bunu yapabilmenin tek yolu var. Akletmekten vazgeçmek. Yani zıvanadan çıkarak. Yani cünun ile bunu yapabiliyorsunuz. Ama Allah Azze ve Celle çok rahim, çok rahman. Sabah akşam yine bir yerlerden sızdırıveriyor içeriye malumatı. İçten içe düşünceler gelişiyor. Tekrar çağırıyor. Bu konuyu bir daha düşün sen. Hepsi bu hayat diye yaşayıp başka bir hayatın varlığını ve imkanını baştan reddetmek hiç makul değil. Gerçekten bir kere olduysa o olduran güç bunu bir kere daha oldurur. Ya olduran güç de yok. Ha, şimdi daha büyük bir yalana beni inandırmak çalışıyorsun. Yani olmuş halimi olduransız kabul etmemi istiyorsun. Halbuki olduransız olan bu halimin mini minnacık bir hücresini bile ben olduramıyorum. Yani ben bu kadar zeki, bu kadar şey yapan, varlık sistem kuran biri olarak kendimin bir benzerini kendim yapamıyorum. Böyle bir sistem kuramıyorum. Sonra bana bu kurulumu, bu muazzam işleyişi sahipsiz, İlimsiz, iradesiz, rastlantısal kabul etmemi istiyorsun. Bu da cünunun eksponansiyel karşılığı. Yani karesi veya 10. kat versiyonu. Bu akla hayale sığmayacak çıldırmışlık hali. Ama birileri bunu yaşam tarzına dönüştürüyor. Ve onlar için tek bir hayat var. Öyle kabul ediyorlar. Ve onun altında eziliyorlar. İşin doğrusu Cenab-ı Hak onlar öyle kabul etseler de onlar için ikinci hayatı yaratacak. Önce berzaka alacak ölüme, öldürecek, çaresiz kaçamayacaklar. Öldürdükten sonra diriltecek ve huzuruna alıp onları ikinci bir sonu gelmeyen hayatın içerisine.
çağıracak.